elektron ilgisiyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. İlk ifademizde diyor ki gaz halindeki bir atom elektron aldığında oluşan enerji değişimine elektron ilgisi denir. Denilmiş. Bu ifademiz doğrudur. Elektron ilgisinin tanımı bu şekildeydi. Nedir? Gaz halindeki bir atom elektron aldığında aldığı ya da verdiği enerjiye yani enerji değişimine elektron ilgisi diyoruz. Genellikle yarıçap ile ters orantılı olarak değişir demiş. Bu ifademiz de doğrudur. Çünkü periyodik tabloda çap sol tarafa ve aşağıya doğru artarken elektron ilgisi genellikle sağ tarafa ve yukarıya doğru artar. Üçüncü ifademize baktığımızda bir atomun elektron alırken dışarıya verdiği enerji ne kadar fazla ise atomun elektron ilgisi de o kadar fazladır demiş. Bu ifademiz de doğrudur. Yani bir atom elektron aldığına açığa çıkan enerji ne kadar fazlaysa elektron ilgisi de o kadar fazla yani yüksektir. Bu durumda cevap E seçeneği olacaktır. Periyodik tablodan baş grup elementlerini içeren bir kesit verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. İlk ifademize baktığımızda diyor ki elektron alma isteği en fazla olan Y'dir denilmiş. Şimdi periyodik tabloda elektron alma isteği sağ tarafa ve yukarıya doğru genellikle artar. Ancak 8A hariç çünkü 8A'nın elektron alma isteği yok denecek kadar azdır. Yani Y elementimiz 8A grubunda olursa belki elektron alma isteği en fazla olmayacaktır. Yani buna kesin doğru diyemiyoruz. İkinci ifademize baktığımızda R'nin birinci iyonlaşma enerjisi T'den fazladır demiş. Şimdi R ve T aynı periyotta. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi genellikle artıyordu. Ancak 3 aşağı 5 yukarı diyorduk. Yani 1A, 2A, 3A'dan büyük oluyordu. 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A şeklinde gidiyordu. Şimdi şöyle olsa R 2A grubunda olsa T 3A grubunda olsa R'nin birinci iyonlaşma enerjisi T'den fazla olabilir. Ancak şöyle olsa mesela R 6A'da T ise 7A'da olsa bakın 7A'nın iyonlaşma enerjisi 6A'dan büyük. Yani T'nin iyonlaşma enerjisi R'den büyük olabilir. İkinci ifademe de kesin doğru diyemedim. Son ifademe baktığında X ve T'nin değerlik orbitalleri aynıdır demiş. X ve T aynı grupta. Aynı grupta olduğu için bunların değerlik elektron sayısı ve değerlik orbitalleri aynıdır. O zaman üçüncü ifademiz kesin doğru. Buna göre cevap yalnız 3 ve C seçeneği olacaktır. Yan tarafta periyodik tablodan bir kesit verilmiştir. Buna göre niceliklerinden hangileri aynıdır diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci ifademizde diyor ki X ve L'nin en büyük baş kuantum sayıları aynıdır demiş. Bakın X ve L aynı periyotta olduklarına göre en büyük baş kuantum sayıları aynıdır. İkinci ifademize baktığımızda L ve T'nin değerlik elektron sayıları demiş. Arkadaşlar L ve T aynı grupta olduklarına göre bu elementlerimizin değerlik elektron sayısı aynı olacak. Çünkü değerlik elektron sayısı grup numarasını veriyordu. İkinci ifademiz de doğru. Üçüncü ifademize baktığımızda X ve R'nin elektron ilgileri demiş. Şimdi X ve R aynı grupta yukarıya doğru gidildikçe elektron ilgisinin değeri artıyor. Yani X ve R'nin elektron ilgileri aynı olamaz. X büyüktür. R şeklinde olacak. O zaman burada cevap 1 ve 2. Yani D seçeneğidir. Yukarıda verilen periyodik tabloyla ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk ifademizde diyor ki elektron ilgisi bir yönde genellikle artar, iki yönde genellikle azalır demiş. Elektron ilgisi periyodik tabloda sağ tarafa ve yukarıya doğru genellikle artar. Yani bu yönde artar. Evet bir yönde genellikle artarken iki yönde azalacak. 8A hariç. Yani bu yüzden genellikle ifadesini genelde kullanıyoruz. 8A biliyorsunuz ki soğuk gazdır. Elektrona ilgi duymaz. Yani bu ifademiz doğru. Bir yönde elektron ilgisi artarken iki yönde azalır. Flor atomunun elektron ilgisi brom atomundan daha fazladır demiş. Bakın yukarıya doğru artıyor demiştik. Flor'un elektron ilgisi bromdan daha büyük olacak. İkinci ifademiz de doğru. Üçüncü ifademize baktığında sodyum atomunun çapı kalsiyum atomunun çapından daha büyüktür denilmiş. Arkadaşlar çap için öncelikle periyoda bakıyorduk. Aşağıda olan elementin
çapı daha büyük olurdu. Katman sayısı daha fazla olduğu için. Bakın burada kalsiyum sodyumdan daha aşağıda olduğu için katman sayısı daha fazla olacağına göre kalsiyumun çapı daha büyük olacak. O zaman bu ifademiz yanlış. Buna göre cevap 1 ve 2. Yani C seçeneğidir. Elektron ilgisinde açığa çıkan enerji elektron ilgisinin büyüklüğünü gösterir. Kararlı atomla da elektron ilgisi istemsiz olur diye bir bilgi verilmiş. Yukarıda X, Y ve Z atomlarının birer elektron almaları sırasındaki enerji değişimleri E1, E2 ve E3 şeklinde gösterilmiştir. E1, E2'den büyük olduğuna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci ifademizde diyor ki Z atomunun elektron alması endotermiktir. Bakın enerji nerede? Girenlerden. Bu olay yani Z için bu olay nedir? Isı alan bir olaydır. Isı alan yani endotermiktir. Birinci ifademiz doğru. İkinci ifademize baktığımızda diyor ki X atomunun elektron ilgisi Y atomunun elektron ilgisinden daha büyüktür denilmiş. Bakın burada E1 E2'den büyük diyor. Yani X elektron aldığında açığa çıkan enerji Y'de Y elektron aldığında açığa çıkan enerjiden daha fazla. Bakın şurada ne diyordu? Elektron ilgisinde açığa çıkan enerji elektron ilgisinin büyüklüğünü gösterir. O zaman X'in elektron ilgisi daha büyük olacak. Daha fazla enerji açığa çıktığı için. İkinci ifadem de doğru. Üçüncü ifademe baktığımızda X ve Y atomları 7A grubunda ise X klor, Y ise flor atomları olabilir demiş. Periyodik tabloda elektron ilgisi en büyük olan element klordu. Yani yukarıya doğru genellikle artıyordu ama burada bir istisnai durum vardı. Klor en yüksek elektron ilgisine sahipti. O zaman X'in elektron ilgisi Y'ninkinden büyük olacak dedik. O zaman X klor, Y ise flor olabilir. Üçüncü ifadem de doğru. Buna göre cevap 1, ve, şey 1 2 ve 3 yani E seçeneği olacaktır. Elektron ilgisiyle ilgili verilen yukarıdaki yargılardan hangileri yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. İlk ifademizde diyor ki 7A grubunda flor atomunun elektron ilgisi en büyüktür demiş. Bu ifademiz yanlıştır. 7A grubunda elektron ilgisi en büyük olan element şu şekilde hani flor, klorun burnunu ısırıp attı şeklinde kodlamıştık. Elektron ilgisi en büyük olan element klordu arkadaşlar. İkinci ifademize baktığımızda atom elektron aldığında açığa çıkan enerji ne kadar fazlaysa elektron ilgisi o kadar azdır demiş. Bu ifademiz de yanlıştır. Çünkü bir atom elektron aldığında açığa çıkan enerji ne kadar fazlaysa elektron ilgisinde o kadar fazla olduğu anlamına gelir. Üçüncü ifademe baktığımda diyor ki aynı periyotta genellik, ametelik özellik arttıkça elektron ilgisi artar demiş. Bu ifademiz doğrudur. Çünkü aynı periyotta sağ tarafa doğru gidildikçe hem ametelik özellik hem de elektron ilgisi genellikle artıyor. O zaman bu durumda cevap 1 ve 2. Yanlış olanları sorduğu için D seçeneği olacaktır. Yukarıda verilen periyodik cetvelde verilen özelliklerden hangileri bir yönde genellikle artarken iki yönde genellikle azalır denilmiş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımızda diyor ki iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma enerjisi evet arkadaşlar periyodik tabloda sağ tarafa ve yukarıya doğru genellikle artıyordu. O zaman bir yönünde evet artıyor iki yönde ise azalıyor. Bu ifademiz doğru. İkinci ifademize baktığımızda atom çapı demiş. Atom çapı periyodik tabloda aşağıya ve sol tarafa doğru artar. Yani bu durumda bir yönünde azalırken çünkü sol tarafa doğru artıyor. İki yönde artıyor. O zaman bizim istediğimiz sonuca ulaşamıyoruz. Bu olmayacaktır. Üçüncü yargımızda diyor ki elektron ilgisi. Evet elektron ilgisi deneyen periyodik tabloda bu noktaya doğru yani sağ tarafa ve yukarıya doğru genellikle artıyor. O zaman bir yönünde artarken iki yönde azalır. O zaman üçüncü ifademiz de oldu. Bu durumda cevap 1 ve 3. Yani D seçeneğidir. Elektron ilgisiyle ilgili yukarıda verilen ifadelerin önüne doğru ise D, yanlış ise Y harfleri yazıldığında aşağıdakilerden hangisi oluşur diye sorulmuş arkadaşlar. İlk ifademize baktığımızda diyor ki gaz halindeki bir atomun elektron vermesi sırasındaki enerji değişimidir demiş. Bu ifademiz yanlıştır çünkü elektron ilgisinin tanımı nedir? Gaz halindeki bir atomun elektron alması sırasındaki enerji değişimidir.
İkinci ifademize baktığımızda aynı periyotta genellikle soldan sağa doğru artar demiş. Elektron ilgisi aynı periyotta sağ tarafa doğru gidildikçe evet genellikle artar. Aynı grupta ise yukarıya doğru artıyordu. Bunu da belirtelim. İkinci ifademiz doğru. Halojenlerde elektron ilgisi bu şekilde sıralanabilir demiş. Arkadaşlar halojenler için özel bir durum vardı. Hani halojenleri şöyle yazarsak flor, klor, brom, iyot. Klor elektron ilgisi en büyük olan elementi. Klor büyüktür. Daha sonra flordan o da büyüktür. Bromdan ve o da büyüktür. İyot şeklinde olacak. O zaman burası da yanlış oldu. Buna göre cevap B seçeneği oldu arkadaşlar. Aynı periyotta yer alan element atomlarıyla ilgili yukarıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre bu element atomlarının proton sayıları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki X atomu bileşiklerinde sadece pozitif değerli kalır demiş. O zaman X bileşiklerinde sadece pozitif değerli kalıyorsa X metal. Çünkü metaller sadece pozitif değerli kalır. Ametaller pozitif ya da negatif değerli kalabilirler. İkinci ifademize baktığımızda Y 18. grup elementi de demiş. Yupak sistemine göre 18. grup dediğimiz 8A grubudur. Yani Y 8A grubunda olacak. Z'nin elektron ilgisi değeri periyodunun en büyüğüdür demiş. Arkadaşlar aynı periyotta sağ tarafa doğru gidince elektron ilgisi genellikle artar. Tabi genellikle deme nedenlerimizden biri soy gaz hariç. Çünkü soy gazların elektron ilgisi yok denecek kadar azdır. O zaman Z 7A grubunda olacak arkadaşlar. Şimdi buna göre sınıflandırırsak. Şimdi A seçeneğine baktığımızda X için 11 demiş. 11'in elektron dizilimini yaparsak 11'i dağıtacak. 2, 8, 1. Evet son katmanda 1 olduğu için metal. X metal de olabilir. Şimdi Y için baktığımızda 9 olarak verilmiş. 2'ye 7. Son katmanda 7 olduğu için 7A grubunda. Ama biz Y için ne demiştik? 8A grubu demiştik. O zaman A seçeneği olmadı. B seçeneğine baktığımızda X 3 olarak verilmiş. 2'ye 1. Evet son katmanda 1, 2, 3 olanlar genellikle metalde. Yine burada X'in son katmanda 1 olduğu için metal. Y için baktığımızda 10 olarak verilmiş. 2'ye 8. Evet son katmanda 8 olduğu için 8A grubu. O zaman Y içinde verilen atom numarası doğru. Z için baktığımızda 9 olarak verilmiş. 9'u da dağıttığımızda 2'ye 7. Evet son katmanda 7 olduğu için 7A grubunda o zaman B seçeneği oldu. Evet arkadaşlar diğer seçenekleri de şöyle yapabiliriz. Bakın şuraya sıkıştıralım. 2'ye 2. Evet son katmanda 2 olduğu için metal. Y 2 tane protonu var. O zaman helyum soy gaz. O zaman bu da olabilir. Bakın Z için dağıttığımızda 2'ye 6. Son katmanda 6 olduğu için 7A demiştik. Olmadı. D seçeneğine baktığımızda 2, 8, 1. Şurada dizmiştik 11'e dağıtmıştık. Evet metal olduğu için olabilir. Burası 10, 2'ye 8. Şurada dizilimini yapmıştık. Soy gaz olduğu için olabilir. Ama burası 2'ye 4 olacağı için son katmanı 4 olduğundan 4A grubunda. Yani 7A da değil. D seçeneği de olmadı. E seçeneğine baktığımızda 19'u şöyle dağıtabiliriz. 2, 8, 8, 1. Evet son katmanda 1 olduğu için metal. 18'i dağıtırsak 2, 8, 8. Son katmanda 8 olduğu için soy gaz. Y için baktığımızda 2'ye 5. Son katmanda 5 olduğu için 5A grubuna yine Z uygun olmadı. Yani burada cevap B seçeneğidir. A, B ve C element atomlarının temel hali elektron dağılımlarında en yüksek enerjili orbitalleri aşağıdaki gibidir. Buna göre niceliklerinden hangileri B atomu için en büyüktür diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi A'nın elektron dizimi 3S1 ile bittiği için en büyük baş kuantum sayısı 3 olduğu için 3. periyot ve son katmana 1 elektron olduğu için yani S'de bitiyorsa değerlik elektron sayısı 1, 1A grubu. Şimdi B 2P5 ile bitmiş. O zaman bunun gerisinde bir de 2S2 vardır. O zaman en büyük baş kuantum sayımız 2 olduğu için 2. periyot değerlik elektron sayımız 5, 2 daha 7 olduğu için 7A grubu. C 2P3 ile bitmiş. Bunun gerisindeki 2S2'yi de yazıyorum. En büyük baş kuantum sayısı 2 olduğu için 2. periyot. Değerlik elektron sayısı 3. 2 daha 5. O zaman 5A grubu. Şimdi birinci ifademizde diyor ki elektron ilgisi yukarıya doğru ve sağ tarafa doğru genellikle artıyor. Şimdi yukarıda olanlar 2. periyotta olanlar. Peki 2. periyot 7A grubunu daha büyük 5A grubunu dersek
sağ tarafa doğru arttığı için 7A daha büyüktür. O zaman B ikinci periyotiye daha dolu için elektron ilgisi en büyüktür. İkinci ifademize baktığımızda atom yarıçapı demiş. Atom yarıçapı periyot tabloda aşağıya ve sol tarafa doğru artar. Tabii önce periyot sayısına bakılır. Burada üçüncü periyotta olan A'nın çapı en büyüktür. Periyot sayısı diğerlerine göre daha büyük olduğu için. Üçüncü ifademize baktığımızda çekirdek yükü demiş. Çekirdek yükü de yine periyot tabloda aşağıya ve sağ tarafa doğru artar. Bakın burada en aşağıda olan A olduğu için burada çekirdek yükü en büyük olan A elementi olacaktır. O zaman burada cevap yalnız 1 ve A seçeneği oldu arkadaşlar. Elektron ilgisiyle ilgili yukarıda verilen kutularda yazan bilgilerden hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk ifademizde diyor ki gaz halindeki bir atomun elektron alması sırasında oluşan enerji değişimine elektron ilgisi denir. Bu ifademiz doğrudur. Elektron ilgisinin tanımı zaten budur. Gaz halindeki bir atomun elektron alması sırasındaki enerji değişimidir. İkinci ifademize baktığımızda elektron alan taneciğin fiziksel ve kimyasal özelliği değişir denmiş. Bu ifademiz de doğrudur. Çünkü fiziksel özellik için proton, nötron ve elektron etkiliği de burada elektron sayısı değiştiği için fiziksel özelliği değişecektir. Kimyasal özellik için ise proton ve elektron sayısına bakıyorduk. Elektron sayısı değişeceği için kimyasal özelliği de değişecektir. Üçüncü ifademizde diyor ki 7A grubu elementlerinin elektron ilgisi aynı periyottaki diğer elementlere göre daha fazladır demiş. Bu ifademiz de doğrudur. Çünkü periyodik tabloda sağ tarafa doğru gidecek elektron ilgisi genellikle artar. Soy gazların elektrona ilgisi yoktur. Yani kararlı oldukları için. Bu yüzden elektron ilgisi en büyük olan grup 7A grubudur. O zaman bu durumda 3 bilgimiz de doğru olduğu için cevap E seçeneğidir.